AB arasında 8 çubuk var. 8 çubuk 2 üzeri 14 kilometre. Dolayısıyla 1 çubuk için 2 üzeri 14'ü 8'e böleceğim. 8'de 2 üzeri 3, 14'ten 3'ü çıkartırsak 1 çubuk 2 üzeri 11 kilometre. BC arasındaki uzaklık AB arasındaki uzaklığın yarısıdır. Yani şu uzaklık demek ki çubuk olarak çizsem 8 çubuk yarısı 4 çubuk yapıyor. BC arasındaki çubuk sayısı, AC arasındaki çubuk sayısı bunların toplamı 10'muş. 4 çubuk burada olduğuna göre demek ki burada 6 çubuk var. Bizden ALC arasındaki uzaklık istendiği için 6 çubuk, 1 çubuk 2 üzeri 11 olduğu için 2 üzeri 11'i 6 ile çarpıyoruz. 6 da 2 çarpı 3 demek. Bu da 2 üzeri 1 demek. O halde üstler toplanırsa 3'ü solu alalım. 3 çarpı 2 üzeri 12 kilometre. Cevap A. Dikdörtgenlerin kısa kenar uzunlukları birbirine eşit ve bunlar birleştirilerek aşağıdaki daha büyük dikdörtgen elde ediliyor. Elde edilen şu daha büyük dikdörtgenin uzun kenarıyla kısa kenarı aralarında asal. Çevrenin en az olduğu ölçü soruluyor. Alanlardan yola çıkacağız. Kısa kenarı 1 alabiliriz ikisinde de. O zaman uzun kenar 72 burada 60 olur. Yani şurası 72 burası 60 olacak. Veya bu taraf 72 bu taraf 60 olacak. Sağ taraf daha uzun görünüyor. Fark etmez. Sonuçta elde ettiğimiz dikdörtgenin kısa kenarı 1. Uzun kenarı ise şu 72 ile 60'ın toplamı 132 oluyor. O zaman bunların toplamı yani çevrenin yarısı 133 oldu. 2'ye 2 alabiliriz. Yani 2'ye 36, 72 veriyor. 2'ye 30, bu durumda kısa kenarım 2, uzun kenarım 36 ile 30'un toplamı 66 olur ama 2 ile 66 aralarında asal değil. Yani şartlar sağlanmıyor. Yine 3 de ikisinin çarpanı 3 aldığımızda burası 3 çarpı 24. Burası da 3 çarpı 20 olur. Kısa kenarım 3, uzun kenarım 24 ile 20'nin toplamı 44 olur ve aralarında asallar. Çevrenin yarısı bunların toplamı olacak yani 47. Bakın 133'ten daha küçük artık 133 iptal oldu. 4 aldığımızda 72 vermesi için 4 çarpı 18 burada da 4 çarpı 15 bu durumda kısa kenarım 4 uzun kenarım 18 artı 15 33 dolayısıyla çevrenin yarısı bakın 37 oluyor daha küçük bir değer buldum 6 olabilir 6 kere 12 72 burası da 6 kere 10 olur Dolayısıyla kısa kenarım 6, uzun kenarım 22 oldu ama aralarında asal değiller. O halde bunu da attık. Başka da ortak çarpan bulamayız. Dolayısıyla en küçük değeri 37 ile bulduk. Kısa kenar 4, uzun kenar 33. Bu çevrenin yarısıydı. Bir kısayda bir uzunun toplamıydı. Dolayısıyla çevre bunun iki katı, 37'nin iki katı 74 cm C seçeneği. 360'ı tamamlarsak burası 220 derece. 3 kardeşin yaşları toplamı 36 ve bu açılara göre dağılıyor. 36 360 derece ile temsil edilirken en küçüğü bulalım. 40 derece hangi kardeşin yaşı x diyorum. 360x eşittir 36 çarpı 40. Sıfırları götürdüm. 36'lar gitti demek ki en küçük kardeş 4 yaşında. 100 derece 40'ın 2,5 katı yani 2 katına bir de 40'ın yarısını ekliyorsunuz. 4'ün 2 katı 8 bir de 4'ün yarısını eklersek buradaki kardeşin yaşı da 10. Bunların toplamı 14 yaptı. Toplam 36 olduğu için buradaki kardeşin yaşı da 22. Şimdi ikinci grafiğe geldik. Şunların toplamı 180. O zaman burası da 180 derece yani büyük kardeş yaşlar toplamının yarısı oluyor. T yıl geçmiş olsun. O zaman burası 22 artı T, burası 10 artı T ve burası da 4 artı T olacak yeni yaşlar. Ve büyük kardeşin yaşı dediğim gibi toplam yaşın yarısı çünkü 180 derece ile ifade ediliyor. Toplam 360 derece olduğu için. O halde bunlar birbirine eşit olmalı. Yani 22 artı T ile bunların toplamı 14 artı 2 T eşit. Sağ tarafta T kaldı. T'yi bu tarafa atarsak, 14'ü bu tarafa atarsak 8 yıl geçtiğini anlıyoruz. Cevap A. Şu uzunluklar birbirine eşit. X diyelim bunlara. Bakın X 2 3 4 5X burası Yine yataylara baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6x de burası yapıyor. Kısa ve uzun kenar 11x, çevresi 22x. 22x, 44 kök 5, o halde x, 2 kök 5 santimetre. Dolayısıyla 5x, 10 kök 5, 6x de 12 kök 5 yapıyor. Bakın 12 kök 5'in bir kısmı burada, bir kısım burada ayrıldığı zaman yani şurayla şuranın toplamı yine 12 kök 5 yapacak. O halde 20 kök 5'ten 12 kök 5'i çıkartırsak buraya 8 kök 5 kalıyor. E, burası da 8 kök 5, simetrik olarak. Şu cam kısmın çevresini bulacağız. E kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parça burada, 9 parça da. Diğer tarafta yani 18 çarpı her bir parça 2 kök 5'ti, 2 kök 5 artı şu 8 kök 5'lerin toplamı 16 kök 5. Burası 36 kök 5. 36 kök 5 ile 16 kök 5'i toplarsak istenilen çevre 52 kök 5 cm D seçeneği. Soruyu pratik yapmaya çalışalım. X yerine 1 değerini veriyorum. 8 kere 1, 8, 32 daha çevresi 40 cm oldu. Yine burada da 1 verdiğimde 12 cm oldu. Şimdi bakın şu kenar Sarının uzun kenarı, mavi karenin bir kenarı ve sarının kısa kenarı toplamına eşit. Bu kenarda sarının kısa kenarı, mavi karenin bir kenarı ve sarının uzun kenarına eşit. Yani aslında bu iki kenar birbirine eşit. Çünkü sarının kısa ve uzun kenarıyla karenin bir kenarına eşit oluyor. İkisi de o halde şu büyük dörtgen bir kare. Çevresi 40 ise bir kenarı 10 cm olacaktır. Sarı dikdörtgenin çevresi 12 ise bir uzun bir kısa kenarın toplamı 6 olacaktır. Bakın bir uzun bir kısa. Bunların toplamı 6 ise onu vermesi için karenin bir kenarı 4 olur. O halde buralar 4. Karenin kenarıyla sarı dikdörtgenin uzun kenarı eşitti. O halde burası da 4. Demek ki bir kısa bir uzun 6 olduğu için buralar 2. Verdiğimiz değerlere göre buranın alanı 8. Burası da 8. Buranın alanı da 16. Şimdi kalan alanı hesaplayalım. Karenin alanı 10'un karesi 100. Eksi şunların alanları toplamı 16, 8, 8, 16 da 32. Yani geriye 68 cm kare kalıyor verdiğimiz bir değerine göre. Burada da x enine 1 vererek şıklarda 68'i bulmamız lazım. x enine 1 verdik. 3 artı 28 artı 43 Şurası 31 yaptı. Topladığımızda 7'li bir şey çıkacak. Demek ki A olamaz. X yerine 1 verdiğimizde 4 28 daha 32 yine bakın 84 çıkıyor. B de olamaz. C şıkkında 3 22 daha 25 43 daha 68 uygun. D şıkkına da bakalım. 4 22 daha 26 52 daha 78 bu da olamaz. Demek ki cevap C. Büyük posterin bir kenarı A, küçük posterin B olsun. Benzer şekilde burası A, burası B. Bizden alanları fark isteniyor. Yani A kare eksi B kare, bu da iki kare farkıyla A eksi B çarpı A artı B. Şekil 1'e baktığımızda A, B ve X eksi 4'ün toplamının bakın şu dikey uzunluk olduğu yani dikdörtgenin kenarı olduğunu 5X olduğunu görüyoruz. O halde A artı B artı X eksi 4 eşittir 5x. x eksi 4'ü eksi olarak karşıya atıyorum işaretini değiştirerek. Eksiyi dağıtırsak eksi x artı 4. Yani a artı b 4x artı 4. Bunu da 4 parantezin alırsak 4 parantezinde x artı 1. Şekil 2'de de bakın a ile b'nin farkı şurası. Şurası a eksi b ve 2x eksi 2 eşit. O halde a eksi b 2x eksi 2. Bunu da 2 parantezin alırsak 2 parantezinde x eksi 1. Burada yerine koyalım. a eksi b yerine 2 çarpı x eksi 1. a artı b yerine de 4 çarpı x artı 1. 2 ile 4'ü çarptım. 8 x eksi 1 x artı 1 2 kare farkı yani x kare eksi 1. Yani 8 çarpı x kare eksi 1 b şık. Birinci rafta toplam 12 saksı ve kırmızı ve maviler var sadece bu rafta. İkinci rafta toplam 18 saksı, bu rafta da sarı ve maviler var. Yani kırmızılar sadece birinci rafta, sarılar sadece ikinci rafta bulunuyor. Birinci rafta seçilen bir saksının kırmızı olma olasılığı demek aslında kırmızılar zaten birinci rafta olduğu için toplam kırmızıların sayısı ile ilgili. İkinci raftan seçilen bir saksının sarı olma olasılığı da bütün sarılarla ilgili oluyor çünkü Sadece ikinci rafta sarı olma olasılığı var. Diyelim kırmızı adedi k tane olsun, sarı olma adedi de s tane olsun. Bu durumda birinci rafta 12 tane saksı olduğuna göre kırmızı olma olasılığı k bölü 12 olur. İkinci raftan seçilen saksının sarı olma olasılığı s bölü ikinci raftaki toplam saksı sayısı 18 olacaktır. Ve bunlar birbirine eşit verilmiş. Eşittir. S bölü 18. Dolayısıyla K ve S arasında yani kırmızı saksıların sayısıyla sarı saksıların sayısı arasında bir orantı kurabiliriz. Bunları 6 ile sadeleştirelim. 6'ya böldük. 2, 6'ya böldük. 3. Dolayısıyla K'ya ben 2T, S'ye de 3T diyebilirim. Yani kırmızılar 2'nin katı, sarılar 3'ün katı. Kırmızıların sayısı, sarıların sayısı Mavi birinci raf, mavi ikinci raf. T yerine 1 aldığımızda kırmızılar 2, sarılar 3 tane olur. Birinci rafta kırmızı ve maviler var ve toplam 12 tane var. 2 tane kırmızı varsa 10 tane mavi. ikinci rafta da toplam 18 tane var. Sarı ve maviler var. 3 ise maviler 15 tane olacaktır. Dolayısıyla toplam mavi sayısı da ne oluyor? 25 tane oluyor. T yerine 2 aldığımızda kırmızılar 4 tane, 3 kere 2 sarılar 6 tane, 4 kırmızı ise 1. rafta 8 mavi, 6 sarı ise 2. rafta toplam 18 olacağı için 12 mavi. Topladığımızda 20 tane. Bunların artık artma şekli belli oldu. Burada 6'ya düşecek. 2'şer 2'şer azalıyor. Bu da üçer üçer azalıyor. 9'a düşecek. Toplamları 15 olacak. 5, 5'e azalacak. 4'e düşecek. 2 azaldı. 3 azaldı. 6'ya düşecek. Ve yine 2 ve 3 olacak. Daha düşemeyeceği için 5 tane durum olduğunu görüyoruz. Bunları da toplayalım. Toplamda hep 5'er 5'er azalıyor. 10 tane ve 5 tane. Yani toplamları için olası durumlar 5 tane cevap A. Dikkat yapılması gereken bir soru tabloda o ay ve o aydan önce üretilmiş telefonların sayıları veriliyor. Yani Nisan sonu, Mayıs sonu dediğinizde Nisan'da üretilenler de dahil. Yani Mayıs'ın sonuna kadar üretilen toplam telefon sadece Mayıs ayında olan değil. Haziran sonu dediğince Nisan, Mayıs ve Haziran'da üretilen telefonlar bu şekilde toplanarak ilerliyor. Her ay sonundaki beyaz telefon sayısı siyah telefon sayısının iki katı. Dolayısıyla 40 ise burası Burası 20. Burası x ise burası 2x. 85 ise 2 katı. 170. 310 ise yarısı. 155 250 ise 2 katı 500. Bir tane telefon seçiyoruz. Bu telefonun sadece Haziran ayında üretilen ve beyaz telefon olma olasılığı sadece Temmuz ayında üretilen ve siyah telefon olması olasılığına eşit. Sadece Haziran ayında üretilen beyaz renkli telefonu bulmam için Mayıs'a kadar üretilen toplam telefonları 170'ten çıkarmam lazım. Sadece Temmuz'da üretilen Siyah telefon sayısını bulmam için de 155'ten 85'i çıkarmam lazım. Yani bunu bulabiliriz. O halde 155'ten 85'i çıkaralım. Yani Temmuz'da, sadece Temmuz'da üretilen siyah telefon sayısı 70. Bunun olasılığı ise 70 bölü toplam telefon sayısı yani 70 bölü toplam telefon sayısının 750 olduğunu görüyoruz. Bu neye eşitmiş? Sadece Haziran'da üretilen beyaz telefon olma olasılığına eşitmiş. Sadece Haziran'da üretilen beyaz telefon sayısını bulmak için de 170'ten 2x'i çıkarmam lazım. Ve olasılık için yine 750'ye bölüyorum. E paydalar eşit olduğuna göre payların da eşit olması lazım. Yani 70'in 170-2x eşit olması lazım. Dolayısıyla 2x'in 100 olması lazım x de buradan 50 çıkar. O halde x 50, 2x 100. Artık her şeyi bulduk. Peki istenen ne? Telefonlar arasından seçilen bir telefonun Haziran'dan önce üretilmiş olma olasılığı. Haziran'dan önce üretilen toplam telefon sayısı bakın 150 daha 150. Toplam telefon sayısı da 750. Uygun bölü mümkündü olasılık. Sıfırlar gitti. Bunları da 5'li sadeleştirirsem Yukarıda 3, aşağıda 15. Yine 3 ile sadeleştirirsem istenen olasılığın 1 bölü 5 olduğunu buluruz. Cevap A. Şekil 1'deki dikdörtgen çevresi 20 a santim, kenarların oranı 2 bölü 3. Kısa kenara 2 k, uzun kenara 3 k diyelim. Toplamları 5 k çevrenin yarısı olacak. Dolayısıyla 10a'ya eşit o halde k 2a demek ki kısa kenar 2k 4a, uzun kenar 3k ise 6a. Kısa kenar 4a olduğu için ve şöyle ortadan kesildiği için buralar 2a. Uzun kenarda 6a yine ortadan kesiliyor. Buralar 3A. O zaman yeni 4 tane dikdörtgen elde ediyoruz. Kısa kenarı 2A, uzun kenarı 3A. Bunlarla şekil 2 oluşturuluyor. Yani şurası 2A ise buralar A. Orta nokta olduğu için burası da A. Dikdörtgenin altta kısmını çizdiğimizde buralar da A. Benzer şekilde burada da A'lar oluşuyor. Yani şurası 3A ise buraya A kaldı. Simetrik bir şekil her taraftan A olacaktır. Dolayısıyla elde ettiğimiz bir kare ve alanı A kare D seçeneği Birim karelerden oluşan bir dikdörtgen var. Kısa kenarları çakışacak şekilde katlanıyor. Yani tam ortadan katlanması lazım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 birim. Dolayısıyla tam ortası 3, 6, 9, 10 şurası olacaktır. O halde buradan katlanıyor. Katlanıp açıldıktan sonra A ile B noktaları çakışacak şekilde katlanıyorsa demek ki A ile B'nin tam ortasından katlanacak. Yani buradan. İşte bu noktalara E ile F denmiş. Şurası E, burası F olsun. Şuraya X dersem, bakın karenin bir kenarı 2X olacak. 2, 4, 6, 8, 10. 11X, E, F arasındaki uzakta. Kök 242 eşit. 242, 121 çarpı 2. 121 de 11'in karesi olduğu için kökten dışarı 11 olarak çıkar. 11 kök 2, 11'ler giderse X'i... Kök 2 olarak buluyoruz. Demek ki karedin bir kenarı 2x olduğu için 2kök 2, 2 CD arasındaki uzaklık soruluyor. 2, 4, 6, 7 birim var. Bir birim 2kök 2 olduğu için CD arasındaki uzaklık 7 çarpı 2kök 2 yani 14kök 2 santimetre. Cevap D.